Doğu Akdeniz Üniversitesi düzenlediği uluslararası konferanslara bir yenisini daha ekledi. Bu bağlamda 4. Uluslararası Kadın Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan ve 3 gün süren konferansı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklaşa düzenledi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk alt başlığıyla düzenlenen konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin yanı sıra Güney Kıbrıs, Hollanda, Avustralya, İran, Mısır, Polonya, Tayvan, Norveç, İsrail, Fas, Nijerya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İngiltere, Güney Afrika, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Pakistan, Ürdün, Gana, Senegal, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 138 araştırmacı, akademisyen ve aktivist katıldı. Kıbrıs'ta Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Emine Çolak'la Türkiye İnsan Hakları Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın davetli konuşmacı olarak yer aldığı konferans kapsamında 33 oturum ve bir de çalıştay gerçekleştirildi. 3 gün süren konferansın açılış töreninde konuşmalar gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ülker Vanca Osam açılışta yaptığı konuşmada üniversite olarak kadın araştırmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Profesör Doktor Osam, 1998 yılında kurulan Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi'nin kadın sorunlarına yönelik duyarlılık geliştirmek için bugüne kadar çok sayıda konferans, seminer, atölye çalışması ve panel düzenlediğini, yayınlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Ve değerli basın mensupları, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 4. Uluslararası Kadın Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları bu önemli toplantıya değerli vakitlerini ayırarak dünyanın bize hem yakın hem de uzak köşelerinden katılan değerli konuşmacılara özellikle teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu fırsatı sağlayan konferans düzenleme ekibini de ayrıca kutlar ve kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Konuşmasında üniversite hakkında bilgi de veren Profesör Doktor Osam, konferansın başarılı geçmesini dileyerek sözlerini tamamladı. Açılış konuşmalarının ardından konferans oturumlarla 3 gün boyunca devam etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi her 2 yılda bir konferans düzenlemektedir. Bu da 4.sü bu konferansların. Her sene özel bir tema seçmektedir bu konferanslarla. Bu sene bir ilk daha yaptık ve Türkiye'deki 2 kadın merkeziyle işbirliği yaparak yapıyoruz bu konferansı. İlgini çeker umarım. Bu senenin de özel teması toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk. Sadece ana tema çerçevesinde değil, birçok değişik alandan da sunumlara ev sahipliği yapıyoruz. Daha önceki konferanslarımızda da değişik aktivitelere yer vermiştik ama bu sene biraz daha yelpazeyi genişlettik. Konferans oturumların yanı sıra bir tane çalıştaya da ev sahipliği yapıyor. Çalıştay üniversitelerimizde cinsel saldırı konusunda ne yapılabilir? Bunu da tartışıyor ki birincisi yapılan çalıştayın, Ankara Üniversitesi'nde birincisi yapılan çalıştayın devamı niteliğindedir. Değişik üniversitelerden akademisyenler yine bu çalıştaya katılıyorlar ve politika üretmeye çalışıyorlar üniversitelerimizde. Bu tür suçlara yönelik neler yapılabilir diye. Bir başka yenilik diyelim konferansımıza dahil ettiğimiz özel bir gösterimimiz var. Amargi'nin Dijital Hayatlar, Hayat Hikayeleri diye bir gösterimimiz var. Bir oturum olarak yer alıyor o da. Bir diğer ev sahipliği yaptığımızda bir resim sergimiz var. Resim sergimizde Nilgün Güney Resim Atölyesi, herkesin Kıbrıs'ta çok iyi tanıdığı bir sanatçımız. O ve onunla birlikte atölyesinde çalışan amatör veya daha tecrübeli, uzun yıllar veya kısa çalışan kişilerin resimlerinden oluşuyor. Daha çok kadın temalı resimleri vardır yine. Ona da ev sahipliği yapıyoruz. 3 günlük çabanın ardından da ülkemizi tanımasını istiyoruz gelen yabancı konuklarımızın. Orada tur organizasyonlarımız var değişik şehirlere. Cumartesi günü Karpaz bölgesinde turumuz var. Yarın akşam da Girne Dom Hotel'de gala yemeğiyle kapanışımızı yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bunun arkasından aldıkları bilgilerle, feedbacklerle, geri bildirimlerle konuşmacılarımız
çalışmalarının son halini verip bize geri gönderecekler ve konferans bildiri kitapçığını, geçen konferansta olduğu gibi konferans bildiri kitabını çıkaracağız. Konferans sonrası hep olur. Bu işbirlikleri daha başka çalışmaları doğurur akademisyenler, çalışmacılar, araştırmacılar arasında. Çünkü konferansımıza sadece akademisyenler değil, bağımsız araştırmacılar ve aktivistler de yer almakta ve bildiri sunmaktadır. Bu çok verimli işbirliklerine dönüştüğünü gördük geçmiş zamanda da. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Bizim bir de biliyorsunuz merkez olarak bir tane hakemli, iki dilli, uluslararası nitelikte bir dergimiz vardır. Bu sene 12. yılını tamamlıyor. 13 cilt. 13. cildimiz yayınlandı en son. İki sayı yayınlıyoruz herhalde. Oraya da yani bildiri kitapçı ama tamamlanmış dergimizde yayınlama tercihinde de bulunabiliyor katılımcılarımız. Yani iki tane yayın olasılığı sunuyoruz. Bildiri kitapçığında yer almak ya da dergimizde değerlendirilmek üzere çalışmalarını gönderebiliyorlar. Çok yoğun bir dönem oldu. 1,5 sene gibi bir hazırlık süreci oldu. Bu tabii ki böyle bir kültür merkezinin olması, bu tartışmaların daha birlikte her an kahve aralarında yemeklerde de sürmesini sağlıyor. Böyle bir komplekse kavuşmuş olmak çok güzel bir şey. Daha önce okulda da farklı bir ortam oluyordu yine. Orası da keyifliydi ama burada çok daha yoğun tartışmalara olanak sağlanıyor. O yüzden burada olmak bu konferans düzenlemeyi nispeten kolaylaştırdı bizim için.